Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde C++'a giriş yapacağız. Zaten batch dilini takip ediyorsanız, batch dilinin çok kolay olduğunu biliyorsunuz. Fakat bazı şeyleri e, yapabilmek için ileri seviye programlama dillerine ihtiyacımız oluyor. Çünkü ileri seviye programlama dilleri her zaman daha fonksiyonel bir yapıdadır ve daha fazla e, projede yani size kolaylık sağlayacak şeyler içerir. Şöyle ki. Öncelikle bizim kesinlikle bir derleyiciye ihtiyacımız olacak C++ gibi bir dille yazabilmemiz için. Çünkü aslında makinalar sadece 0 ve 1'i anlamaktadır ve bizim yazdığımız bu kod derleyici tarafından 0 ve 1 diline dökülmediği sürece o sadece yazıdan ibarettir. Bunu ayrıca bir farklı bir videoda değineceğim bilgisayarların çalışma mantığına. Şimdilik ama dersimiz olan C++'a giriş yapalım. Bunun için dev C++ adlı programa ihtiyacımız var. File, New, Source File'dan ilk programımızı yazalım. Bugün birkaç e, giriş fonksiyonu öğreneceğiz. Öncelikle sharp include iostream'den programa iostream adlı kütüphaneyi çağırdık. Bunları hepsine videolarda kütüphane çağırma fonksiyonlar diziler olarak hepsini tek tek anlatacağım. Şimdilik sadece şunu öğreteceğim bu videoda. Nasıl ekrana bir şeyler yazılır ve C++ kuralları. Çünkü diğer programlama dillerine kıyasla C++ çok kuralcıdır ve belirli şartlar sağlanması gerekir. Şimdi C++'ın mesela olmazsa olmazı her zaman bir main fonksiyonuna ihtiyacı vardır. C++'ın çalışma mantığı fonksiyonlar üzerine kuruludur. Şöyle diyelim. cout hello world ve noktalı virgül system pause return 0. Şimdi anlatıyorum. Öncelikle biz bir main fonksiyonu açtık. Bu main fonksiyonun içine see out hello world yazdırdık. System pause return 0 yazdık. Şimdi bunları neden yaptık? Biz ekranda hello world denen yazıyı yazdırmak istiyoruz. Bunu yapabilmek için see out komutuna ihtiyacımız var. Fakat cout aslında da belirli bir fonksiyon olmadığı için bunu kütüphaneden iostream'dan çağırmamız lazım. iostream'i çağırdıktan ve programımıza dahil ettikten sonra cout ve cin gibi output yani output fonksiyonlarını kullanabiliriz. Şimdi hello world artık ekrana yazılacak fakat ekranda gösterilmesi yani durdurulması gerek. Bunun için de sisteme pause komutunu kullanmasını söylüyoruz. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim ki bunu yazmasak da olurdu. Ama ileride göstereceğim fonksiyon derslerinde ya da diziler derslerinde bu fonk aslında bu fonksiyona şurasına bir değer döndürülmesi gerekir. Ve buradaki sıfır fonksiyon boş kalmasın diye döndürülen bir değerdir. Şimdi peki std ne? Using namespace std ne demek? Biz dediğimiz gibi IO stream'i çağırdık C out yazdırabilmek için ama C out'un aslında onun da bir kuralı var. Normalde biz std C out yazıp yaparız bunu. Eğer bu olmasa biz bunu yani std isim uzayını programa dahil ediyoruz ki bunu her seferinde ekrana yazdıracağımız zaman kullanmak zorunda kalmayalım. Şimdi bu programı çalıştırdığımız zaman mesela çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bir derleme yaptı. Ve çalıştırdık. Şimdi Hello World yazdık ekrana ve Press Any Key to Continue geldi yine. Şimdi şöyle bir şey var ki C++'da eğer siz mesela alta geçirmek istiyorsanız bir yazıyı bu durumda yapacağınız şey ya ters slash olan bunu koymak ve newline demek. Bu şimdi öncelikle kapattığımız zaman yine execute compiledan önce bir derlesin programı ve çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi hello world'dan sonra ikinci satıra geçti. Ya bunu yapabilirsiniz ikinci bir satıra geçmek için ya da yine veri akışı açıp end line komutunu kullanabilirsiniz. Bu endline de aynı işlevi görecek. Hemen çalıştıralım yine. Execute, compile. Tamam derledi komutumuzu. Çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi aynı işlevi gördü. Evet C++ dediğim gibi bu şekilde biraz kuralcı bir dil olup ama öğrenildiği zaman diğer dillere geçtiğinizi ve programlama mantığını anlayacağınız en yüksek yani dillerden biridir. Şöyle ki bu C++ oyun yapımlarında ya da büyük projelerde kullanılan önemli bir dildir. Çünkü dediğim gibi ilk başta videonun da baya fonksiyonlu bir dil olma özelliğine sahip. Şimdi biz e, bu dersimizde sadece giriş yapıp e, C++ anlatmak istemiştim. İkinci dersimizde kullanıcıdan bir veri alacağız. Bu veriyi ekranda göstereceğiz. Ve... Eğer zaman kalırsa da çünkü her şeyi kısa kısa anlatmak istiyorum. If else yapılarına geçeceğiz. Ondan sonraki dersimizde fonksiyonlar diziler derken bayağı bir C++'da ilerleme kat edeceğiz. Evet ilk dersimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.